Türkiye Silahlı Birləşmələrinin Şimali Irak'da həyata keçirdiyi Pence Şimşek və Pence Yıldırım hərbi əməliyyatları davam edir. Ən son məlumata görə Kandil bölgəsində terrorçulara məxsus 4 hədəf zərərsizləşdirilib. Hərbi hava qüvvələri Metina bölgəsində PKK-YPG terror qruplaşmasına aid bir çox sığınacağı məhv edib, çox sayda terrorçunu zərərsizləşdirib. Türkiyənin Şimali İraqda keçirdiyi hərbi əməliyyat isə ilk olmadığı kimi son da olmayacaq. Çünki bu ərazilərdə məskunlaşan və fəaliyyət göstərən terrorçular Türkiyə üçün böyük təhlükədir. Bölgənin və Türkiyənin bu təhlükədən qorunması isə önəmlidir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hedef koydu kendine ve dedi ki ben terörü bertaraf edeceğim, terör belası neredeyse kurutacağım. Cumhurbaşkanımızın son yaptığı açıklamada da bunu net olarak görebiliyorsunuz. İşte bu yolda bir harita çizmek istediğinizde kendinize bir ana hedef, bir de ara hedef belirlersiniz. Ana hedef nedir? Kandil ve Sincar'a yapılacak operasyon. Ara hedef nedir? İşte sizi bu yola götürecek çeşitli merhalelerden geçen etaplar. İşte bu anlamda Metina çok önemli bir ara hedef. Ve Metina'nın esprisi İran kuzeyinde olan coğrafyayı tam ortadan göbekliyor olması ve sınırımızın da hemen yanı başında olması, 20 kilometre kadar ötede olması ve burada yapılacak alan hakimiyetiyle hem Sincar'ın hem Kandil operasyonunun da önünü açıyor olması. Bu nedenle Metina uzun süreden beri takip edilen ve üzerine de ciddi operasyonlar planlanan bir bölgeydi. Hem yaz sertliklenmesini bertaraf etmek hem de bu yaz sürecinde müteakip operasyonların da altyapısını oluşturmak adına Metina'ya bir müşterek harekat düzenlendi. Ancak bu operasyon ne ilk ne son olacak. Bu Metina operasyonu önümüzdeki bahar döneminde yani Nisan'dan başlayarak yazın kışın geleceği sürece kadar yapılacak bir dizi operasyon harekatın başlangıcı olarak görülmeli. Önemli bir mevki ele geçip kontrol edildikten sonra alan hakimiyeti sağlanacak ve bundan sonra müteakip harekatlara da hazırlık yapılacak. Bu harekat bu anlamdan açıdan o konunun da çok önemli ve gerçekten de Kandil ve Sincar'a yapılacak operasyona da bize adım adım yaklaştıran bir harekat olarak algılanmalı. Yaxın Şərq üzrə ekspert İhsan Alparqına görə isə Şimali İraqda keçirilən hərbi əməliyyat həm də Türkiyənin digər terror təşkilatlarına ve onların havadarlarına bir mesajdır. Dikkat ederseniz birkaç gündür gündeme gelen bu Kamışlı bölgesinin çatışmaları var. SDG çok ciddi şekilde rejim güçlerini ablukaya almış durumda. Belli alanda da kazanmış durumda. Orada biliyorsunuz Rusya'nın kontrolünde bir soğuk barış durumu söz konusuydu. Rejimle SDG yani bu PYD, PKK'nın makbul görülen kısmıyla. Şimdi burada güç kazanmaya başlıyor ve aslında bizim operasyon yaptığımız bölge de tam olarak bu Kamışlı bölgesinin lojistik hattı üzerinde bulunuyor. Bu Rabia sınır kapısı ve Semalka geçici Kürt yönetiminin kurduğu Semalka köprüsü tam olarak bu Metina kampının batısında kalıyor. Zannediyorum burada bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyon bir yerde bu bölgedeki terörist unsurlara da bir mesaj verme yönünde. Çünkü SDG orada uzun süredir zaten niyetini belli ediyor. Beyanlarında da bunları söylüyorlar. Burada bir kanton özel yönetim kurmak istiyoruz, hatta bağımsızlık istiyoruz şeklindeki demeçleri var. Her ne kadar rejim bunlara karşı çıksa da tabii ki gücü kısıtlı. Bu lojistik hattı da aslında onların için kritik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin burada operasyon yapması demek, oraya bir şekilde koalisyon güçlerinin Irak üzerinden lojistik yardım yapamayacak olması demek.